kaos ortamına sürükleyecek bir dizi gelişmeyle evet. Türkiye uyandı. Hocam normalleşme, yumuşama derken işte Abdullah Öcalan gelsin mecliste konuşsun. Yeni bir çözüm süreci mi değil mi tartışmaların içinden bu sabah halk iradesine ve demokrasiye bir kayyum darbesiyle ya da kayyım darbesiyle daha doğru bir ifadeyle uyandık. Evet, efendim. Hem şu kayyum ve kayyımı da bir ayıralım. Seyircilerimiz de soruyor Tele1 niye kayyım diyor diye. Buyurun hocam. Evet. Aslında kayyımla kayyumu belki sonra söylemek lazım. Çünkü esas söylemek istediğim başka bir şey var. Herkesi şaşırtan ve şoke eden hızlı zikzaklar yaşıyoruz. Ve herkes şaşkınlık içinde. Yahu dün el uzattım, elim havada kalmasın diyor. Bugün işte 3 tane daha DEM partili belediye başkanını görevden alıyor. Bu ne biçim iştir diyorlar. Değerli izleyiciler, bu tesadüf falan değil. Bu bir toplumun içini boşaltmak ve o topluma yeni bir kimlik vermek için yapılan özel bir operasyon. Bunun adı da var. Naomi Klein diye bir Kanadalı gazeteci bunun kitabını yazdı, Şok Doktrini diye. Bunu Türkiye'de Zülal Kalkan denen bizim Cumhuriyet köşe yazarımız tanıttı. Ben de oradan öğrendim. Sonra kitabı getirttim tabii, kitabı çalıştım. Ama ilk sunan odur. 2008'de yani yıllarca önce, 16 yıl önce filan. Bir bireysel beyin yıkama metodu ile CIA'nin bulduğu, keşfettiği, denediği ve icat ettiği bir beyin yıkama metodu ile toplumları neo-emperyalizmin kölesi yapan bir yöntem. Olay şu. Şimdi bireysel beyin yıkama nasıl oluyor? Onu önce yani CIA'de onu yapmışlar, denemişler gibi yöntemi geliştirmişler. Önce bir insana inanılmayacak ağırlıkta ve iğrençlikte işkenceler yapıyorsunuz. İşte kendi dışkısını yediriyorsunuz, ırzına geçiyorsunuz, dövüyorsunuz, aç bırakıyorsunuz, intihar etmesini önlüyorsunuz filan. Ve kendinden iğrendiriyorsunuz. Abi, ya öleyim daha iyi diyor. Yani en fırsat bulsa eski kişiliği neyse inançları, kendi kişiliği, adı, varlığı hepsi sıfırlanıyor. Sonra bir şey uğruna yavaş yavaş böyle işte biz şuyuz, seni onu yapmak istedikleri, dönüştürmek istedikleri kişi veya ideoloji uğruna işte yavaş yavaş işte temizliyorsunuz, yüzünü yıkıyorsunuz, banyo yaptırıyorsunuz, hafiften su veriyorsunuz falan ve onu tekrardan bir yaşama döndürüyorsunuz ama başka bir ideoloji, başka bir yapı, başka ahlak anlayışları ve başka düşünceler adına. Bu çok denenmiş ve sonuç veren bir beyin yıkama. Bir beyin yıkama. Şimdi bunun toplumlara uygulanmasıyla küreselleşmedeki emperyalizm gücünü arttırıyor. Tabii Naomi Klein buna emperyalizm demiyor. Serbest piyasa ekonomisinin yani küreselleşmenin egemenliği diyor toplumları. Özellikle Orta Doğu'da işte bu mübareğin Mısır'da düşürülmesi, Irak'ta ki özellikle hem partinin hem şeyin Orta Doğu'daki Arap ülkelerinde Arap milliyetçiliğini savunan partinin yok edilmesi filan, oradaki Sadat'ın yok edilmesi, şimdi Esad'la aynı şeyin yapılması filan toplumları değiştiriyor. Bunun da Sadat'ın değil de IŞİD'in demek istiyorsunuz galiba. Irak'ta Sadat'ın. Sadat. Ya bizdeki Sadat şirketi. Hayır, Irak'taki. Saddam'ı. Saddam'ı doğru. Irak'taki. Ben bravo. Bir örgütten Irak'taki Saddam'ın doğru. Tabii. Saddam. Irak'taki Sadat. Doğru. Sadat şeyimize, bizim de bilincimize işlemiş Sadat. Saddam'ın. Saddam ve Esad. Saddam'ın
ve Esad'ın, önce Mübarek'in sonra Saddam'ın düşürülmesi filan. Çok teşekkür ederim uyardığınız için. Rica ederim hocam. Buyurun kayyım, bir o konuda geleceğim. Bağlayacaksınız. Bağlayacağım. Şimdi nasıl yapıyor bunu? Şöyle oluyor. Toplumu müthiş bir felaketle karşı karşıya bırakıyor. Bu felaket bir savaş olabilir. Orta Doğu'da yaşıyoruz bunu. Bir salgın hastalık olabilir. Efendim, ve bir iflas olabilir. Türkiye'de hepsi yaşanıyor. Hem savaşa soktular Türkiye'yi, hem iflas ettirdiler, hem de bir de 13 milyon da şey yaptılar. Toplumun kurumlarını yok ediyor. Ondan sonra yavaş yavaş yeni kurumları oraya getiriyor. Yani işte IMF'i getiriyor, Dünya Bankası'nı getiriyor, bilmem yabancı krediler getiriyor yollar için vesaireler için. Çünkü demir yolunu önlüyor, karayolunu getiriyor, ihaleler alıyor. Onu da işte eski bir Dünya Bankası uzmanı anlatmıştı. Onun da kitabı var, Perkins diye bir adam. İki tane kitabı var üstelik üst üste. Nasıl az gelişmiş ülkeleri, uluslararası örgütler nasıl pençelerini alıp yok ediyorlar. Şimdi bakınız, şöyle başladı. Silivri davaları 2000, işte şeyin Kalkandelen'in makalesi 2000'dir. Cumhuriyet'te çıkmıştı. Şok doktrini diye. Tam o ara, yani 2007'de biliyorsunuz Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanlığını terk ediyor. Bitiyor dönemi. Gül seçiliyor. Gül gelince Silivri davaları başlıyor. Ergenekon, Balyoz, işte Oda TV, casusluk vesaire vesaire. Bu davalarla düşünün bakın, Genelkurmay Başkanı'nı terör örgütü üyeliğinden mahkum ediyor bakın. Bundan daha önemli bir Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bundan daha önemli bir bıçak atılabilir mi? Mahvedilebilir mi? Bütün kademeleri geçip en üst komuta kademesine yükselen Genelkurmay Başkanı'nı terör örgütü üyeliğinden yargılıyor, hapse atıyor. Ve ancak Anayasa Mahkemesi kararıyla çıkıyor. Birinci şok Silivri davaları. Ordu, asker bürokrasi, sivil bürokrasi zaten emrinde. Üniversiteler, rektörleri takır takır atıyorlar. Rektörler, ya rektörlerin ne işi var? Üniversitelere el koyuyor. Yok ediyor onları. Medya aynı şekilde atıyor, alıyor, satıyor filan. Toplumun içini boşaltıyor ve yargı. Ondan sonra 15 Temmuz. 15 Temmuz'a getirdiği şey kim? Cemaat. Cemaat ne? Cemaatten geçmeden ihale alamıyorsun. Cemaatten geçmeden tayin olamıyorsun. Sonra birdenbire cemaati hain ilan ediyor. Cemaatle ilişkili herkesi de seni atarım içeri, ha, ihanetten, terör örgütü üyeliğinden diye onu da tehdit ederek iş yaptırıyor. Aynı şey PKK'yla. Oslo'da oturuyor masaya falan. Ondan sonra onu da öyle hallediyor Kürt meselesinde. Tam bir toplumu şoke ediyor. Ve onlara iktidar adına yardım etmeye çalışanları hain mertebesine indiriyor. Derekesine indiriyor. Tabii mertebesine çıkarılır, bu derekesine indiriyor. Tam anlamıyla Türkiye'deki insanları serseme çeviriyor diyelim, nazik deyimle. Şok doktrini bu. Şimdi en son aynı şeyi yapıyor. Elini uzatıyor, tarihi uzlaşma eli diyor. Ertesi gün, neredeyse ertesi gün hem bilmem bir şeyle karşılaşıyoruz, terör örgütüyle ve şeyle, hem de şimdi kayyum olaylarıyla karşılaşıyoruz. Şimdi kayyum da şu. Kayyum bir Arapça kelime. Kayyum bir Arapça kelime. Esas olarak dini de bir anlamı var. Allah'ın işte koruyucu anlamlarından, adlarından biri biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de inançlara göre Allah'ın 99 ismi var. Yani Rahim'dir, şudur, budur. Yani koruyucudur, affedicidir, çok bağışlayıcıdır falan. Kayyum da onlardan bir tanesi. Fakat günlük kullanımında camiye hizmet eden, camiye bakan kişi anlamında kullanılıyor. Bir yasa var. O yasa vasi, veli anlamında kayyım adıyla geçirilmiş bir yasa. Iğla söyleniyor. Yasanın adı kayyım. Yani veli, vasi
ki bu işte belediye başkanları yerine kayyum ataması deniyor ya, o işte kayyum atanması. Çünkü yasa kendi kararını veremeyenlerin yerine yapılacak olan atamalarda kayyum adı, yasanın adı kayyum ataması vesairesi diye geliyor. Dolayısıyla kayyum kelimesinin Arapçadan gelen kullanımı bir camiye hizmet eden insan siyasette ve hukukta kullanımı, yasanın adı öyle olduğu için kayyum. Üstelik başka bir şey daha var. Kayyum Arapçadan gelen bir Arapça dini bir terim. Kayyum daha Türkçe... Cami hizmetkarı demek. Evet, evet. Cami kayyum, cami hizmetkarı. Hizmetkar demek. Kayyum ise gene Türkiye'deki hukuk düzeninin çıkardığı yasalardan bir tanesinin adı olarak veli, vasi evet demek. Olay da bu. Şimdi dolayısıyla değerli izleyiciler, herkes şaşkınlık içinde değil mi? Bilerek yapıyorlar. Bilerek. 16 Nisan 2017'de Cumhuriyeti kaldırdılar. Demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini boşalttılar, kaldırdılar. Evet. Yerine şahsım devletini koydular ve Türkiye'yi maalesef taş devrine geri döndürdüler. Çünkü taş devrinde ne hukuk var, ne anayasa var, ne yasa var, ne kural var. Sadece reis var, reisin dedikleri var. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bakın Anayasa Mahkemesi karar veriyor, dinlemiyorlar. Ayım karar veriyor, uymuyorlar. Bugün elini uzatıyor, yarın o elle tokat atıyor. Yani cemaatle 2013'ün sonuna kadar Türkiye'yi yönetiyor. Bütün orduyu, sivil bürokrasiyi, asker bürokrasiyi, üniversiteleri, medyayı boşaltıyor, mahvediyor. Genelkurmay Başkanı'nı terör örgütü üyesi olmaktan içeri atıyor. Ondan sonra onu yapanları ve onun aracılığıyla zengin olanları hain ilan ediyor filan. Tam bir şok. Ve bunu bilerek devam ediyor. Neden? Değerli izleyiciler, hepimiz söyledik. 2014-31 Mart seçimleri sonunda AKP birinci parti olma niteliğini kaybetti. Herkes aynı zamanda ne diyor? Ya bunlar işte kaybetseler de gitmezdi bilmem neydi filan. Kaybettiğini görmüyor mu? Görüyor. Bütün güç elinde mi? Bütün güç elinde. Böyle oturup eli böğründe gidişi mi bekleyecek? İşte bunları yapacak. Buyurun. Değerli çok seyirciler, uzattım ama kusura rica ederim hocam. Değerli seyirciler, Türkiye bugün bir AKP darbesine, AKP